Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam, hoş geldin. Hocam nasılsınız? Elhamdülillah hocam, siz nasılsınız? Allah razı olsun hocam. İyi sağ olun. Aleykümselam hocam. Hocam buyurun, buyurun. Hocam ilk günden beri biz sahadaydı. Kendi sıkıntılarımızı unutup işte insanların hizmetine koştuk. Çarşıdaki ofisimiz yıkıldı bizim. İşte buraya yerleştik. İşte burayı bulduk. Ramazan ayında işte 2000 kişilik günlük yemek çıkardık. Halen ihtiyaç sahiplerini bulup elimizdeki mevcut yardımları yapıyoruz. Allah'a şükür. Sağ olsun hocam, İDDEF, İsmaila Vakfı olarak azami derecede destek verdiler hocam. Yani ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Şu an Malatya halkından çadırlarda İkamet eden yok değil mi kalan? Yani çadırda kalan yok hocam. Konteynerlere yerleştirildiler. Sağ olsun hani devletimiz en güzel şekilde yerlerini yaptı. Mağduriyet yani %95 azaltıldı. Bu arka sokakta konteynerde kalan bir amcamız var. Onu bir ziyaret edelim inşallah. Selam verelim inşallah. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Nasıl Mahmut abi? Mahmut abi de nasılsın? Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Hoş geldin. Misafir kabul eder misin? Evet. Allah razı olsun. Buyurun, buyur. Deprem bizi biraz sarstı. Allah'ın bir hikmeti sayesinde. Şükür. Dosttan gelmiş. Düşmandan gelmemiş. Boş ver. El yıkıldı. Yerine artık işte biraz yok tanesi mirası kaldıktan sonra gittik burayı eş dost sayesinde satın aldık. Sağ olsun, bu bizim Allah'tan aşağı Rabbim'den için. Evet. Bu. Bir de bizim bu İDDEF şeyimiz. Rahat rahat gidip geliyoruz yani. Yapıyor, yakıştırıyor. Biz bir 7 ay kadar Tilek'te kaldık. İlçe mi? İlçe. He. Oraya kadar derneğin gelip gitmesi oluyordu. Yiyeceğimiz, giyeceğimiz, ayakkabımız, üstümüz, başımız, paramız, pulumuz oradaydı. 7 ay sonra Zafer Mahallesi'ne geldik. 3 ayda orada kaldık. Kirayı düşsek 10 milyar. Dayanamadık, bu tarafa geçtik. Burayı işte buraya eş dost sayesinde satın aldılar. Yaptılar, yakıştırdılar, aldılar, ettiler. Bizi getirip buraya koyduk. Elhamdülillah. Zaten iki kişisiniz burada. Benim hanım rahatsız. Öyle mi? Yakamıyor falan. Gözler pek görmüyor. Yani sol göz sıfır. Benim bir oğlum vardı. Evet. 17 yaşındayken vefat etti. Evet. Lüsemiydi. Ondan sonra bu benim oldu. Şeker hastası. Şekerden gözlerine verdi. Anladım. Deprem esnasında nasıl yaptın? Hani dışarı enganla beraber mi çıktınız? Nasıl oldu? Çağır, şu an hepsi buradaydı. Birinci depremde. Öyle mi? Hepsi buradaydı. Yani bizim ev biraz büyüktü. Müstakildi herhalde burada. Müstakildi, tek kattı. Evet. Çocuklar buradaydı yani. Oğlan çocuklar, kız çocuklar, kapı komşunun bir iki tane ailesi falan. Oturuyorduk böyle. İşte deprem olduğu zaman dışarı çıktık ama bu yürüyemiyor. Hanım, Yani bunu zor böyle diye dışarı çıkarttık. Evet. Ev gitti zaten. Ev gitti. Yani canımız sağdı. Yani hiçbirinde bir şey olmadı. Elhamdülillah. Allah bir daha o günleri göstermiyor inşallah. Eşin, dostun, arkadaşın eksikliğini vermiyor. İhtiyaç çok. Böyle bir yeni, mesela banyo yok. Mesela bir sıcak su yok. Daha yeni yerleştik buraya. İDDEF'in katkısıyla biz ayakta kaldık. Tuzumuz, biberimiz, neyimiz varsa, aklına geliyorsa yiyecek madde. Ayakkabılarımıza kadar ayakkabı geldi bize. Anlatır mısın bile zor. Anlatır mı yani? Bu da bizim Mikail hocamız. Evet. Hoş geldiniz. Vallahi eksikliğinizi vermesin. O gün buraya cami gönülden koşup gelen herkesten Allah-u Teala ayrı razı olsun inşallah. Allah sizden de razı olsun. O gün gerçekten anlatılmaz bir gündü. Rabbim hiç ümmet Muhammed'in hiç kimseye böyle bu imtihana imtihan edemesin inşallah. Yani sözün bittiği bir nokta oluyor ya. Gerçekten o noktaydı. Yani mahşerin provasını yaşadık. Kişi anne, babadan, evlattan. O hale geldik. Evet. Canımızın, nefsimizin derdine düştük. Anıtımız var şurada. Anıtın hemen yanındaki o mermerler var ya kardeşim. Evet. Onların hepsi bir köyden geldiler. Adıyaman Celikhan'ın bir köyünde geldiler. Hep 6 Şubat. Yola kadar buranın hepsi dereydi. Yani şu an dere dağ gibi olmuş kısacası. İş için yurt dışındaydım. Ev yıkıldığı için benim aile burada olduğu için mecbur kaldım gelmeye. Dereddüte kaldık. Zor bir süreçti inan ki yani deprem günü soğuk güne geldiği için kar, kış. Bir ay bir zorluk çektik. Ondan sonra sağ olsun devletimiz işte imkan sağladı. Konteynerler verdi. Şu anda elhamdülillah
İyi. Ya şimdi konteynerle alakalı mı? Hocam işim buraya mescit yapacağız. Nasıl olursa inşallah bir 10 gün sonra mescidimizi bitirecek. Öncelikle deprem esnasında biz burada medresedeydik. Talebelerimizle birlikteydik. O gece teheccüd namazı için kalkmıştık. Mescitte namaz kılıyorduk. O anda tespih çekmeye oturduktan sonra depremin sesini işitmeye başladık. Tabii hemen arkadaşlar mescitten dışarıya çıkardık. Yukarıda diğer yatan arkadaşlar vardı. Onları da dışarıya çıkardık. Bu medresenin bahçesinde diğer talebeli arkadaşlarla dışarıda bekledik. Saat 7-7.30-8 civarı merkeze gittik. Oradaki durumu görebilmek için depremin vehametini daha net bir şekilde görmeye başladık. Allah-u Teala Hazretleri tekrar böyle bir şeyin yaşamasına bizleri muhafaza buyursun. Amin hocam. Amin. Amin. Sonrasında bizim Malatya Sıla Derneği bünyesinde vazifeli hoca arkadaşlarımızla, hocalarımızla birlikte ne yapabiliriz diye. Sağ olsun Adem hocamız vardı. O insanlara çorba dağıtmak lazım diye. Netice itibariyle şu an ne yapabiliriz? Elimizde olan şey bu diye. Hemen bir çorba yapma, çorba dağıtımı işine girişmeye başladık. Kazanlara çorbaları doldurduk. 3 araç çorba dağıtımına çıktık. Saat 1 civarıydı tabii. İkinci depreme yakın saatlerde. Bu Garden Residence vardı. Orada ben çorbayı dağıtırken ikinci depreme yakalandık orada. İkinci deprem Malatya için çok daha şiddetliydi. İlk önce bir sesi geldi. Böyle büyük bir dehşetli bir uğultu sesi böyle Elbistan tarafından doğru ses bize doğru geliyordu. Böyle bir uğultu şeklinde. O tarafa doğru böyle bakıyoruz. Oradan doğru böyle depremin geldiğini bir bakıma görebiliyoruz. Ben bir an düşündüm, dedim herhalde artık kıyamet kopuyor. Öyle bir hisse kapıldım. Böyle bir içerisinde kaldım. Hatta dedim, düşündüm ya Mevla'nın huzuruna artık nasıl gideceğiz? Yani hazır değilim diye böyle bir an bunu düşündüm. Sonra dedim ki bu kıyamet değil ama dedim herhalde Malatya yerle bir olacak diye düşündüm. Zaten o esnada çevremdeki binaların yıkılış seslerini duyuyordum. Sonrasında zaten hemen araçlara bindik. Kendi yakınlarımıza ulaşmaya çalışıyorduk. O civarda yıkılan binalar varsa onların etrafına gittik. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Allah razı olsun. Nasılsın? Elhamdülillah abi, siz nasılsınız? Allah razı olsun kardeşim. Hoş geldiniz. Hocam hoş geldin. Nasılsınız? Elhamdülillah sizden. Eyvallah. Buyurun. Allah razı olsun. Aklıma gelen tek şey genel merkeze bir bildirim gönderebilmek. Hani hatlar gitti. Herhangi bir şey yok. Arıyorum, olmuyor. İletişime geçmeye çalışıyorum, olmuyor. SMS yoluyla iletişime geçtim. Burada deprem oluyor diye. Günün ağarmasıyla biz depremin oluşturduğu etkiyi daha çok görmeye başladık. Netice itibariyle günün ağarmasıyla beraber sabah saat 7-8 civarlarında telefonuma SMS geldi. SMS yine genel merkezden Harun abi, Harun Ceylan'dan geldi. Biz takip ediyoruz, hızlı bir şekilde ekiplerimizi oluşturuyoruz. Acil afet durum koordinasyonunu sağladık. Sana en yakın zamanda ulaşacağız diye. Bununla beraber acil afet durumlarında devamlı ön planda olan bir lojistik depomuz olduğundan dolayı hali hazırda malzemelerimiz vardı. Giyilmemiş sıfır kıyafetler, bozulmayacak yiyecek, gıda maddeleri. Burada benim tevafuk diyebileceğim ve samimi duygularla hüngür hüngür ağladığım bir olay oldu. Depremin ilk gününün akşamı Adıyaman'a giren ilk yardım tırı İddef'in yardım tırı oldu. Bu da tamamen bağışlarımızın, Rabbimizin lütfuyla, himmeti, bereketiyle bir şekilde bize ulaştı. Yolların bozulmuş olması, tırlara el konulması vesaire gibi sıkıntıların yaşanmasına rağmen yürekli bir, cesur bir abimiz tırı üstlenip buraya kadar getirmişti. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Tırdaki malzemeleri gördüğümde ben hüngür hüngür ağladım yani, tutamadım kendimi. Çünkü tırın içinde hiç giyilmemiş, sıcak, güzel, kıymetli böyle elbiseler vardı. Depremden dolayı kendini sokağa atanların %80'in, %90'ın üzerinde o soğuğa karşı kendini koruyacak herhangi bir kıyafet, herhangi bir malzeme yoktu. Tabii biz bu tırı hem valiliğimizle hem de AFAD'la beraber koordine ettiğimiz bir merkezimiz vardı bizim. Tır oraya geçildiğinde tabii hemen hızlı bir şekilde sahaya, yani sokakta kimi gördüysek hızlı bir şekilde ona o elbiseyi, o kıyafeti ulaştırma gayretine girdik. Merkezde dağıtım yapan sivil toplum kuruluşları çoktu. Biz
ağırlığımızı köylere veriyorduk. Çünkü köylerde ulaşılması zor olan yerlerde biraz yardımlar geç gidiyordu. Bir hafta, iki hafta sonra gidiyordu. Tabii bize ihbar geldi. Tut ilçesine bağlı Pamuklu Mezrası'ndan. Bu ihbara binaen hani burada köy tamamen depremden dolayı yok oldu. Biz bu köye bir çıkarma yaptık. Malzemelerimizi yükledik. Konvoy halinde bu köye ulaşmaya gayret ettik. Merkezden yaklaşık 70-80 kilometre uzaklıkta köye giderken yaklaşık 2 tane dağın tepesini tırmanıyoruz. Normalde merkezde hava derecesi -1 ise orada -10-15 falan görme durumumuz oluyordu. Köye ulaştık. Köy halkının samimiyetiyle karşılaştık. Kucaklaştık birbirimizle. Onlar bizi gördüklerinde çok sevindiler, çok mutlu oldular. Selamünaleyküm. Selam. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Cümlemizden. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ya Allah'a şükür. Allah iyilik afiyet versin size inşallah. Amin amin. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyisin. Nasılsın? Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Geçelim Yakup abi istiyorsan. Evet. Geç. Sağ olun. Bu 5. sefer gelmenize gerçekten de köylü olarak ilgi göstermeniz. Yeri geldi Ankara'dan, yeri geldi Turan Hocam, İstanbul'dan geldi 2 sefer. Sizleri yine yönlendirdi. O sıkıntılı zamanda 3-5 pick-up lazım olan şeylerdi. Yani buna şükür halimize, yine bugüne şükür. Tabii ki o zaman bizim için hayat gerçekten de 10-0'dı. O zamanlar nasıldı 10-0? Tabii ki ulaşım işi iki taraflı bitikti. Nasıl dersek, biraz yörep olduğu için bizim yolun gidişen yönü, tonlarla binlercesine taş 3 kilometre yol kapandı. Ne kadar tuttan Adıyaman'dan kreder dozer geldiyse açamadı. Allah razı olsun, bir iş sahipleri Antalya'dan oradan kepçe gönderdi. Yaklaşık bir haftada bu bizim tut yolunu açtı. Akçatepe yoluna gelinçi. Orası da buz pateni oldu. Oradan da arabalar gelip geçmiyor. Ya öyle olunca ceyran yok. Su gitti. Elektrik zaten gitti. Affedersin, hayvanlarımızın yemi öylesine bitti. İçeri girip bir bardak su almak değil de bir malzeme de alamıyor. Öyle derken işte bu Turan Hocam'la, Enes abimizle birilerine tabii aradı, sordu bizim durumumuz ne? Biz dedik hocam işte hayat böyle. Hani bizim şimdilik sanki dünyayla alakamız kesildi gibi. Telefon da doğrusu onlar da gitti. Yeri geliyordu 1-2 kilometre yüksek tepeye gidip oradan bir ulaşım sağlıyorduk. Yani Enes abimizle de öyle bir telefonda görmüştü. Aradı bir gün, dedi ki ya böyle böyle sıkıntınız var. Ve bu yoldan dolayı dedim Adıyaman tarafından gelirseniz gelin gibi öyle bir muhabbet ettik. Ne kadar da yolumuz kapalı diyorsam da Adıyaman tarafına yönlendiriyor ki oradan yolumuz en azından traktörlerle çekeriz. Buz pateni olmuş, orası da karadı zaten. Hatta bir Enes abiyle diğer arkadaşlarıyla da yani iddialaştık sanki gelen tuttan gelsin diyor. Gel yok diyorlar. Oradan yol kapalı olduğu için Enes abimize dedik buradan yol kapalı. Biz dedik artık ne gönderiyorsanız istemiyor dedik. Doğrusu. Çünkü ulaşım sağlanmıyor, bir türlü gelinmiyor. Enes abim de sağ olsun İddialaştı, neye mal olursa olsun dedi, ben dedi o köye ulaşacağım dedi. Neye dedi mal olursa olsun, en son bu taraftan, Akçatepe tarafından bir gün baktık, aradı. Dedi biz de işte pick-up'larla geliyoruz. Allah razı olsun, geldiler hakikaten de mahallede. Yani bir kuru ekmeğe bile o zamanlar vatandaş öyle ki hayat devam ediyor. Yani bir şekilde iki gün geçtikten sonra affedersin hayvanların da yem istiyor. Sen de su içeceksin, ekmek yiyeceksin. Hani ekmekten vatandaş açtan zaten kesilmişti. Cenazeler evin altında. Hayvanlarımız telef olmuş yüzlercesine aynı Pamuk'ta. Küçükbaş 100 küsür 200'e yakın. Büyükbaş 50 küsüre yakın. Biz köylüyük. Bak. Türkçeyi bazen çıkaramaz, bazen çiğneyebiliriz. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum. Bana heyecan geliyor, bir de ağlamam geliyor. Neden derseniz, öyle bir millet ki, öyle bir devlet ki, böyle bir acılı günümüzde nasıl oldu da buralara kadar geldi. Ben Adıyaman İli Tut ilçesinin Pamuk Mezrası'ndanım. Buraya kadar geldiğiniz bizi çok memnun etti. Biz her şeyden önemli sizin geldiğiniz buralarda çamurun içinde ayaklayarak geldiniz. Biz de minnettarız. Kars, Kars arpa çayı.
sen ne yaptın? Erzurum Sarıkamış. Tırın önünde arpa çay yazıyor. Bu millet nasıl bir millet? Bu devlet nasıl bir devlet? Bak diyor mahzun ediyor. Mevlam diyor iki göz vermiş. Bilmem mi ağlasam mı ağlamasam mı diyor. Dura dura bir hoş oldum erenler diyor. Bilmem çağlasam mı çağlamasam mı diyor. Ben bazen çağlıyorum bazen heyecan tutuyor. Vay bu milletin önüne harap olsak da ne olur? Böyle bir tutkunluğumuz var. Böyle bir güzelliğimiz var. Vay nereden nereye? Bu millete hiç güç yeter mi? Bu devlet güçlüdür. İnancına bağlıdır. Ne güzel bir din. Ne güzel birbirlerini sevmişler. Yahu dille söyleyecek söz bulamıyorum. Yahu ben içliyim. İmanım güçlüdür. Hani ne diyor? Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar diyor. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyor. Allah razı olsun. Şöyle biraz da başka yönden alayım. Bak 11 vilayet. Allah aşkına sabretmemiz lazım. Sabır her şeye dermandır. İlaçtır. Biz dua etmeliyiz ki sizlerin kanalıyla devletimiz sevdiğimizi. Jandarmam, kaymakamım ne güzelsiniz. Jandarma geldi buralarda çorba dağıttı bize. Bunlar bizim evlatlarımız. Ne güzel yetişmişler. Karda kıyamette dağıttılar. Biz bunları unutmadık. Onun için devletimi, milletimi candan, gönülden severim. Bayrağımı, dinimi, inancımı, şerefimi, namusumu düşünüyorsam devletimi daha üst düşünürüm. Vatandaşım ne güzelsin sen. Buraya kadar geldin. Yahu benim halimi sordun, derdimi ortaladın, yaralarımı sarmaya başladın. Daha ben ne isterim sizden? Cenab-ı Allah size güç versin. En yakından sizi sevdiklerinize bağışlasın. Cenab-ı Allah sizin gibi gençleri, imanlıları memleketimden, yurdumdan eksik etmesin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam. İdris abi nasılsın? Hocam, Allah razı olsun. Elhamdülillah. Allah razı olsun abi, sağ olasın. Hocam, hoş geldin. Nasılsın? Buyur abi, geç. Selamünaleyküm. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Nasılsınız? Allah senden razı olsun, sağ olun. İdris İlmaz, İTF Elbistan ofis çalışanı. Malumunuz üzere Asrın Felaki'nin iki deprem yaşadık hocam. İlk depremde evdeydik. O şokta gece yarısıydı, kalktık. O şok atlattıktan sonra şehir merkezi ilk depremde Banat'la sayılacak kadar yıkım olmuştu. Evet. Oradan bize merkezden ivedilikle enkaz olan yere gidip yardımını bulmamızı istediler. Evet. Biz çorbamızı yaptırdık. Çorba dağıtımıyla beraber oradaki enkazda ne yapabiliriz? Yani nasıl müdahale edebiliriz? Orada biraz orada yardım yaptık. Yardımı yaptıktan sonra bize genel merkezden büyüklerimiz şöyle ifade ettiler. Maraş'ta yıkım daha çok olduğunu ifade ettiler. Evet. Siz buradan battaniyeydi, ondan sonra ısıtıcıydı. Onları bir oradaki açık olan bir yerden toplayın, Maraş'a geçmemiz gerekiyor dediler. Zaten biz de deprem gibi Maraş'a geldiğimde seninle irtibat halindeydik. Evet. Sen burada şu cümleyi kurmuştun. Hocam burada 3-5 bina yıkıldı, burada pek bir sıkıntı gözükmüyor. Evet. Biz Maraş merkeze intikal ediyoruz. Evet. Orada da öğlen makyasında bir buluşacaktık sizle. Evet. Ama sonradan öğlen depreminde Elbistan yıkıldığı için siz İvedik'te tekrardan geri Elbistan'a döndünüz. Yani yardıma giderken yardıma muhtaç duruma düşmüş oldu. Aynen öyle. Yani Hikmet İlahi o zaman da 5-6 derece gidiyordum. Depremden sonraki süreçte 20-22 derece kadar buldu soğuklar. Öyle bir imtihanla karşılaştık. Merkezdeki abilerimiz dedi ki oradan dedi bana ne şey malzemesi varsa hepsini alın. Yani ne bir fırın, ne bir market, ne başka bir şey, hiçbir şey yok. Başladık bu sefer dağıtım ilerine. İnsanların bir de toplu bulundukları yerin, tek katlı oldukları yerine. Evet. Oralara gittik hocam. O şekilde insanlara yani ekmek yerine biz meyve dağıttık hocam. İlk evet. gün. Zaten ekmek yok, su yok, bir şey yok. Yani bir meyveyle yani insanlar bir gününü, o meyvenin gününü geçirdiler. Evet. Yani bir yerde zaten bir iki kişi değil, 50-60 kişi bir odada kalıyorlar. Biz bir yandan yardım ediyoruz ama bir yandan da onları görüyoruz. Evet. İnsanlara. Yani çaresizlik var. Yani tabii doğal afet bir yer değil yani. Birçok yeri yıkılınca yani insan gücünü kaldıracağı bir şey değil. Biz şunu gördüm. Deprem zamanında insana nasılsın diye sorusunu sormadım ben hocam. Hiç onu soramadım yani. Selamünaleyküm, aleykümselam. Mutlaka bir yanı kanını kaybetmiş veya bir acısı var. Gözler dolu, yürekler dolu ilk bir hafta. Ondan sonra hiç demedim ki ya nasılsınız diye.
Hiç sormadım onları. Kış şartları, doğalgaz yok, su yok, elektrik yok. İlk 3-4 gün ne yapalım? Burada hemen dedik ki hocamıza, hocam aman odun kömür. Sağ olsun Mehmet Orhan hocam gidiyor, hemen devreye girdi. Odun kömür gönderdiler. O şekilde odun kömür çıkardık. O şekilde bir zaman geçti. Havalar ısınmaya başladı, bizim yüzümüz gülmeye başladı. Evet. Yani insanlar artık üşümüyor diye. Yani düşünsene hocam, bunlukta bebe olan var, ufak çocuklar var. Yani insan kendi soğuğa dayanamıyor. O çocuk ne yapacak? Evet. O şekilde bir süreçti. İyi olmaya çalışıyoruz. Yaraları sarmaya çalışıyoruz. İş yeri yıkıldı, buradaydık. Yıkıldı. Ondan sonra eşimizi kaybettik. Evde, sağ olun. Allah razı olsun sizlerden. Çadırlar kuruldu, yemekler neler yedik. Sonra Ramazan'ı geçirdik. Hizmetinizden Allah razı olsun diyoruz. İsmail Ağa cemaati olarak da bir şey çok dikkatimi çekti. Çok da güzel bir hizmet. O depremde bir ayı geçkin yemek yedik. Sabah, akşam, öğle. O Ramazanlık'ta iftar açıldı, yemekler dağıldı ve de sınırsız. Çadırda mutfak kurdular, çadırda yemekhane yaptılar, çadırda mescit. Zaten o anda zaten mescide girilmiyordu. Çadırımızda cuma namazımızı kıldık. Yani bu da unutulmayacak bir hizmet. Emeğe geçenlerin hepsini Allah razı olsun. Yok, çok memnunum. Mağarım da buradaydım. İkisinde de buradaydım yani. Birinde gece durduk. İşte kardeşimle beraberdik. Onu depremde kaybettik. İkisinde de buradaydık yani. Evde miydi kardeşiniz? Kardeşim evde değildi. İlk 4-17'deki depremde işte bizim bir arkadaşımız var. Onun ben telefon açtım. Dedim kardeş onun evi yıkıldı dedim. Çocukların önüme atladı dedim. Yok ya dedim. He dedim onu arıyor. O da tırcı bir arkadaş yani. Abi diyor senin evin yıkılmış diyor. O da oradan diyor ki git de bir bakın diyor. Bakıyor onun çocuklar ya orada. Diyor ki şükür diyor o diyor yan taraftaki evmiş diyor bizim diyor. Kardeşim oradaki evde sabaha kadar çalışıyorlar. Çalışınca beni aradı. Yan taraf enkazda çalışıyorlar. Tabii. Beni aradı. Dedi ki abi senin dükkanın açık mı? Yok kardeş ben açmayacağım dedim. 9 saat girme diyorlar dedim. Evet. O zaman da ben açayım dedi. Elemanlar toplayayım dedi. Enkazda çalışanlar çok perişan. Yemek yapalım böyle dedim. Elemanlar toparlıyor kendisi. Toparladıktan sonra işte elemanlar diyor ki Muhammed diye bir eleman var. Muhammed diyor ben diyor, bir duş alayım diyor. Siz de duş alın dedi. Yemek dağıtalım diyor. Enkazda çalışanlara diyor. Zaten saat 1'i 13 geçene kadar annem ve babamla zaten konuşuyorlar. Anneniz babanız hayatta? Hayatta. Allah'ım kabul etsin inşallah. Ondan sonra işte Muhammed dedi ki abi dedi. Abi ben eve bıraktım dedi. Abi. Bağlı telefonunu arıyordu geldi. Baktı hem. Baktı işte sonrasında dedi ki abisi bana ben buraya bıraktım. Saat kaçta bıraktın oğlum? Vallahi ben 1'i 20 geçe bıraktım. Zaten 1'i 24 oldu 4 dakikayla. İşte sonrasında baktık duşunu almış zaten şortu giymiş. Havlu şöyle düşmüş. Kendisi şu şekilde kalmış böyle. Aldığı kokladım, gül suyu gibi kokuyor doğrusu. Yani düşünmeye almış. Yani ona en çok da onu çok seviniyorum yani. Ya bulamasaydık ne olacaktı? Biz daha çok kahrolacaktık. Tabii şu an o zaman tek insanların cenazelerin derdi peşindeydi. Yani ölüleri var, evet. Yaslanıyor yani alalım, gömdükten sonra bir rahatlama. Depremin gördüğümüz için yani, o şeyi yaşadığımız için o korku halin vardı üzerimizde. Şu gün hiç halen var, atlatamıyoruz yani. Evet. En ufak bir araba geçse yoldan, o ses yine mi geliyor diyoruz yani. Evet, o tedirginlik var. Tabii, tedirginlik var. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Azim hocam. Nasılsın? Hoş bulduk. Hoş hocam. İyisin inşallah. Teşekkür ederim. Sen nasılsınız? Allah razı olsun. Buyurun hocam. Buyurun. Deprem süreciyle alakalı depremin malum olduğunuz gibi ben derneğimiz olan İTTEF Afyon Karahisar Temsilcilik vazifesinde Afyon'daydım. Deprem haberini oradan kayınvalidemin vasıtasıyla bizi aramasıyla öğrenmiştim zaten. Kendisi şoka girmiş durumdaydı. Ağlamaklı bir ses tonuyla beraber olan bitenleri bize anlatıyordu. Ve bu depremin
Neticesinde etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adana şeklinde 10-11 tane vilayeti sayınca yani ben az çok anladım ki dedim bu deprem gerçekten hani bildiğimiz sıradan bir deprem değil. Yani bir il veya iki il veya ilçelerde olabilen bir depremler değil. Birkaç binanın yıkılmasıyla atlatılan bir deprem değil. Bu deprem çok ağır ve yıkıcı bir deprem. Derken bu acil koordinatlı şekilde ayarlamış olduğumuz yardım tırlarımızı ayarlayarak yola koyulduk. Normal süreçte 10 saat, 12 saat süren yol 35-38 saati geçmiş bir durumda. Çünkü vatandaş olarak deprem haberini alanlar kendi araçlarıyla veyahut da toplanmış bir şekilde toplu araçlarla yardım hususunda deprem bölgesine akın etmişler. Kısacası 6 Şubat depreminde insanlığın ne kadar aciz kaldığını söyleyebiliriz. Çok ağır yıkım ve yıkıcı bir kırım şeklinde depremle karşı karşıya geldiğimizi söyleyebiliriz. Deprem bölgesine de ulaşmakla beraber tabii ki ailemizle de görüşüp konuştuktan sonra deprem bölgesindeki siz doğal afet ekibimiz, koordine ekibimiz de dahil olduk ve birçok çalışmalarımızı sizinle beraber sahada bizzat yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Peki şimdi nasıl hocam? Maraş halkı ne durumda? Maraş halkı şimdi yaralarını sardık hamdolsun. Yani artık bir şekilde hayat devam ediyor. Hayata tutunmaya çalışıyoruz. Depremi ikinci, üçüncü plana attık. Şimdi artık halk ekmeğinde, işinde, gücünde bir hayatın içerisinde normal bir stabil bir şekilde hayata döndük diyebiliriz yani. Evet, tabii deprem ne diyelim yani her şey Rabbimizin takdiri. Öncelikle biz inanıyoruz ki Rabbimiz Subhan'dır. Yani her türlü hatadan, eksikten, kusurdan, yanlıştan münezzehtir. Hakimdir, sonsuz hikmet sahibidir. Takdir ettiği her şeyde bilemediğimiz, bildiğimiz birçok hikmetler vardır. Nihayetinde her şey onun izniyle oluyor, takdiriyle oluyor. Dolayısıyla olanda da hayır var der eskiler. Bu da inşallah hayra tepkili olur diyelim. Hayırlı bir iş sürecimiz vardı elhamdülillah. İşte tatil olması hasebiyle kısımlarımız Maraş'a gelmişlerdi. Burada bir iki gün misafir oldular. Depremden bir gün önce, pazar günü de buradalardı. Zeki abimizin, dünürümüzün pazartesi günü mesaisi olması hasebiyle bir gitmeye niyetlendiler ama kar da yağmaya başlamıştı. Buralar hep karla kaplanmıştı. Bir de yol güzergahı, Sarız tarafı, Kayseri, Sivas güzergahı daha yoğun, karın olduğu bir yer. Dokuz Dolambaç özellikle buzlanmanın da olduğu bir yer olması hasebiyle biz de ısrar ettik. Hani yolda kalabilirsiniz, kar yağıyor, kalın bu gece de burada kalın diye ısrar etmemize rağmen onlar da yok. İşte sabah işe gideceğiz, onun için gidelim Allah kerim deyip yola çıktılar. İşte onlar gitti. Aynı zamanda iki numara kızımız da o akşam Sakarya otobüsle yola çıkmıştı. Onlar gittiler. İşte sabahta bu olay oldu. Tabii bir taraftan da sevindik. Hani kalın diye ısrar ettik ama bir taraftan da iyi ki kalmamışlar diye. Tabii her şeyde bir hayır var. İşte olan da hayır var. Rabbimin takdiriyle oluyor her şey. Daha sonra tabii bu süreç başladığı için hani hayırlı işlerde acele etmek lazım. Bu tür işleri çok uzatmamak lazım. Anlayışı genel olarak tecrübelerle sabit olan bir şey olunca biz de artık biraz ortalık sakinledikten sonra insanlar artık öyle veya böyle bir şekilde hayatını düzene koyduktan sonra dedik biz bu takvimi uygulayalım ve yazın Temmuz'da elhamdülillah düğünümüzü yaptık. Tabii o yani her yer şehir enkaz halinde, insanlar yaralı, mahzun. Tabii biz o süreçte düğün salonu bakarken böyle işte birkaç yere gittik. İnsanlar o kadar etkilenmişler ki salon sahipleri, haremlik, selamlık hassasiyeti olmayan insanlar normalde. Ama işte gelmiş düğün yapacak insanlar, işte çalgılı, davullu, zurnalı her neyse yapma düşünceleri var. Birisi diyor ki, ben diyor kabul etmedim diyor. Yani bu şehirde bu kadar şey yaşandıktan sonra ben salonumda böyle bir düğüne müsaade edemem dedim. Kusura bakmayın
diye reddettim diyor. Adam ticari olarak, halbuki aradan 5-6 ay geçmiş. Bu insanlar işletme sahipleri. Yani bir şekilde işlerini yürütmeleri lazım. Geçimlerini sağlamaları lazım. Her şeyi oraya bağlı. Ama buna rağmen depremden o şeyi almış ki böyle bir hassasiyet göstermeye başlamışlar. Siz düğün yapıyorsunuz. Çevrenizde bir sürü insanlar buruk, mahzun. Belki onların işte nişanlı, yeni evli, çocukları, oğlanları, kızları vefat etmiş, enkaz altında kalmış. Yani düğüne geliyor insanlar ama ağlıyorlar. Tabii yani kırmak da istemiyorlar. Böyle bir günde eşin dostun olması önemli. Geliyorlar ama ağlıyorlar. Yani duygulanıyorlar. Onlar akıllarına geliyor. Doğal kendi yakınları da yok. Tabii o mahzunluğu insanlar hissediyorlar, hissetmeye devam ediyorlar. Bizim için de tabiri caizse böyle hani derler ya, beton duvarlar arasında açan bir çiçek misali. Bizim için tabii bu düğün matemli havada böyle bir güzel bir tebessüm oldu. İçimizi ısıttı tabii, hamdolsun, elhamdülillah. Gençlerimizi evlerine yerleştirdiler, hayatlarına devam ediyorlar. Rabbim tabii herkese inşallah ağız tadıyla böyle huzurlu bir şekilde mürüvvet görmeyi, hısımlar edinmeyi nasip etsin diyelim. Burada hamdolsun ilk günlerde kahvaltılık malzemeyle beraber biz normal su arabalarla veya büyük pick-up gibi arabalarla fırınlardan ekmek de geldi. Biz bir gün, iki gün kahvaltılık malzeme dağıtmaya başladık. Ama hep kahvaltı, kek, reçel, ekmek tamam ama sıcak bir şey geçmiyor. Dedik bizim bir şey yapmamız lazım. Hemen bu ara mesaj yoluyla ulaşma şebeke biraz da olsun geldi. Biz yetkililere, yani hocalarımıza, İTTEF genelimize bilgi verdik. Hemen bir pick-up dolusu, işinde aşçısı bulunan, ekipmanın bulunan bir araba geldi hemen ikinci günü. Hemen biz burada çorba kaynatmaya başladık. Tevafuk köylerden bir tane depremzede kardeşimiz dedi ki benim ineklerim var ve inekleri sağdım. Ben mandıraya süt veriyordum. Bu sütler mındar olacak hocam, bunları alın dediler. 4 tane büyük bidonlarla bize süt getirdiler. Başladık bir süt kaynatmaya. Biz tabii o kardeşimize dedik ki bundan sonra ineğinden sağdığın sütlerini her gün bize getir. Yani burası 10 gün sonra tamamen tam profesyonel 3 öğün yemek çıkacak şekilde aşevimize döndü burası. Sabah çorba çay çıkarıyoruz. Öğlen ana yemek 3 öğün ekmeğiyle beraber. Akşamı yine çay, süt, bir gün çorba, bir gün süt niteliğinde burada 3 öğün tam zamanlı profesyonel bir yemek organizasyon oldu. Bu şu an bulunduğumuz yerde de yine bağışçılarımız tarafından gönderilen, genel merkez tarafından gönderilen sıfır kıyafetlerimizi burada butik çarşı oluşturarak burada yine nizamlı bir şey, intizamlı bir şu şekilde. Şu an bulunduğumuz yerde mi? Şu an bulunduğumuz yer butik çarşımızdı bizim. Burada yaklaşık Ramazan ve Kurban Bayramı'na kadar buradaki depremzede kardeşlerimize bu kıyafetler dağıtımını gerçekleştirdik. Burası ne üssü? Burası okul ama NATO'nun kurduğu okul. He. Askerler vesaire de var. Burası lise olarak kullanılıyor. Ha, gerçekten mi? Evet, vay biz be. De öğretmen olarak burada kalıyoruz. Ücretli öğretmen olarak mı çalışıyorsun? Evet, ücretli öğretmen olarak. Kadrolardan bile değilsin ha. Daha yok maalesef. Maşallah. İşte memleketi bırakamadık bu depremlerden yani dolayı. Buralısın zaten. Aynen buralıyım. Ha. Biz de dedik memleketi bırakmak için bir işle uğraşalım. Burada yatılı olarak kalıyoruz. Deprem esnasında burada değildim. Ankara'daydım. Orada çalışıyordum. Depremi duyar duymaz yola çıkmak için bayağı bir çaba sarf ettim. Zar zor araç bulabildik. Çünkü yollar tıkanmıştı, karlıydı. Yola çıktıktan sonra işte ailemle iletişim kurabildim. Çünkü şebekeler vesaire ilk başlarda hiç çekmiyordu. Sabah saat 11-12'ye kadar anca ulaşabildik. Çünkü çok büyük bir trafik vardı, hengame vardı, yollarda karlar vardı. O yüzden ulaşmamız biraz zor oldu. Biz kendi imkanımızla merkeze gidelim dedik. Belki oradaki insanlara bir yararımız dokunur. Onun için uğraştık. Sonra bir araç bulduk. Onunla birlikte merkeze gittik. Ama o gördüğümüz görüntü bizim öyle bir boşluğa düşürdü ki çünkü binalar kat kat olmuş, hepsi iç içe geçmiş, büyük bir deprem olmuş. Yani bizim insan gücüyle yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Evet, hayat hiç normale döndü mü? Yani şu an sorsanız depreme bir yıl olacak. Hala hayatın normale döndüğünü söyleyemem. Özellikle mesela hala şimdi merkeze gittiğimiz zaman yani psikolojimiz yerle bir oluyor. Eski günleri hatırlıyoruz. O enkazda koşuşturduğumuz günler aklımıza geliyor.
Şöyle oldu, yani psikolojik olarak ilk başlarda çok çok kötüydük. Yani memleketimizin durumu, onlarca ailem göçük altında, yakın akrabalarım, arkadaşlarım, dostlarım, haber alamadığımız kişiler vardı. Yani psikolojik olarak çok çok kötü haldeydik. Yani umutsuzluk vardı, işte tam bitik durumdaydık. Ondan ne zaman kurtulduk? Yani işte dışarıdan insanlar gelince yardıma, dayanışma olunca, birlik olunca, herkesin bir çaba içerisinde, biz de insanlara yardım etmeye başlayınca ben şahsen psikolojik olarak öyle rahatladım. Şu anda burada yaptığın görevle de sanırım aslında öyle bir şey hizmet ediyorsun. Yani hem vazifeni, mesleğini devam ettiriyorsun, hem burada zaten devam ettirerek buranın insanı ve kendine sanki iyi oluyorsun gibi gözlemledim. Evet, şimdi de burada öğretmenlik yapıyorum. Ankara'daki işimi bıraktıktan sonra burada öğretmenlik yapmaya başladım. Burada hem depremzede öğrencilere bir yararım olur. Burada aynı zamanda Hatay'ı, memleketimi bırakmak istemedim. Ben Kemal Dinçkal. 6 yıl önce bir sivil toplum kuruluşunda arama kurtarma elemanı olarak girdik, eğitim aldık. O eğitimlerle beraber Arama Kurtarma Derneği'nde AFAD'dan 2 yıldız orta ekip olarak kentsel arama kurtarma bravemizle, bir de Birleşmiş Milletler'de İNSARAK onaylı arama kurtarmacıyız inşallah. Tabii ilk oradaki pozisyonda kolay değil, yani çok büyük bir yıkım var, çok büyük bir zayiat var. Hiç kimse ne yapacağını bilmiyor, herkes dışarıda kalanlar binanın önünde. Ateş yapmış bekliyorlar. Kimisi kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor, kimisi hiçbir şey yapmadan bekliyor. Biz tabii hemen müdahalemize başladık. İlk bir aile vardı orada, onunla bir temas kurduk biz. Ses aldık, ona müdahale ettik. Hamdolsun oradan anne ve iki çocuğunu çıkarttık. Babayla ufak bir evlat vefat etmişti, o benim oradaki en duygusal an. Tabii bunlara da daha önce manevi olarak hazırlık olmak çok önemli. Hamdolsun. Bizim geçmişimizden dolayı bu konuda biraz daha avantajlıyız herhalde, elhamdülillah. Baba oğluna sarılmış, 4 yaşındaki bebeğine. O şekilde vefat etmiş, karşıma çıktı. Onu almadan arkadaki kızına da ulaşamıyoruz. Onları çıkartmamız lazım. Onlar da yarı beline kadar toprağa gömük. Çalıştığımız yer 40 santim, 50 santim gibi bir yer. Yani biraz kilolu bir insanın enkazda dönemeyeceği bir pozisyon. Biz hemen domuzlama ile destekleme yaptık 3-4 noktaya. Girdik, çalıştık. Bayağı bir uzun süre tabii, çalıştık dediğim şeyler böyle çok kısa bir zaman süresi değil. Ciddi zamanlar oluyor çünkü önünüze çekyatlar çıkıyor, kaloriferler çıkıyor, kumaşlar çıkıyor, bezler çıkıyor, halılar çıkıyor, döşemeler çıkıyor. Bunların hepsini kesecek aletler, ayrı ayrı aletler. Hepsini kullanmak zorundasınız. Bazen o kadar profesyonel aletlerimiz var ki onların işe yaramayıp sadece bir çakının çözdüğü işler oldu. Bir ipin çözdüğü işler oldu, hamdolsun. Tabii burada sizin beceriniz, işe katacağınız şeyler çok önemli. Biz o aileyi çıkarttık. Tabii çocuk çıkmadı. Yarım saat, 45 dakika gibi bizi uğraştırdı, gelmedi. Herhalde bizi önden böyle robokoklar gibi gördü. Işıklar mışıklar, biri kendine doğru geliyor. Meğersem sıkışmamış çocuk. Amcasını soktuk. 15 dakika ikna edemedi. En son biz zorla çıkarttık. Çıkarttıktan sonra bize dedi ki, ya dedi, çıkmanın bu kadar kolay olduğunu bilseydim ben daha önce çıkardım. İlk çalışmamız buydu. Ondan sonra zaten uyku yok. Hemen bir çağrı tekrar başka bir enkaza. 8 katlı bina yıkılmış. 3. katında Ömer diye bir beyefendi, onunla çalıştık. Biz gittiğimizde sağ olsunlar oradakiler inşaatçıymış, çalışıp biraz delmişler. Orada da çok uğraştık. Enkazdan çıkarttık. O da bizim için bir şeydi. Enkazdan çıkarttık ama öyle pozisyonlar var ki enkazda bir yere sıkışık olarak kalmış olan insanların sapasağlam çıkarttıktan sonra bile birkaç gün sonra vefat ettiğini öğreniyoruz. Crash sendromu denen bir şey vardır bizim enkaz. İnsanın bir uzvu sıkıştığında orası kangren gibi bağlar. Kan geçişi olmaz, eklemlerde bekler. Bir an siz kurtardığınızda o bütün vücuttaki o pis kan yayılmaya başlar ve vücudu zehirler, etkiler, bir anda travma olur. Onun için de sağlıkçılarımız, doktorlarımız var. Biz kazazedeye ulaştığımızda öyle bir pozisyon varsa onlara bırakıyoruz. Onlar damar yolu açıp serum takıyorlar, gerekli şeyi yapıyorlar. Öyle müdahale ediyoruz. Daha sonra işte ulaşılabildiği kadar hepsini kazıp çıkartıyoruz. Biz sesini duyduğumuz, sesi aldığımız hiç kimseyi bırakmadan çıkarttık. Ama bu süreler tabii 10 saat, 12 saat, 15, 20 saat sürebiliyor. Uzun metrajlı işler çünkü iğneyle kuyu kazıyorsunuz. Yaklaşık biz 2500-3000'e yakın çağrı almışız. 300'e yakın olaya gitmişiz. 40 tane canlı kurtarmışız. İşte 2, belki birkaç yerde daha vardır vefat. 3-4 tane de vefat çıkartmışız. Böyle bir çalışmamız oldu. Deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasındaki hazırlıklarımız çok önemli. Vatandaş olarak, halk olarak, ilk etapta. Biz kişiler olarak depreme karşı bilinçli olmamız lazım. Yani depremde nasıl hazırlıklıyız, ne kadar hazırlıklıyız? Deprem olduğunda ben enkaz altında kalırsam hayatımı bir hafta, 10 gün idame ettirecek kadar ne kadar yiyeceğim, içeceğim, suyum ya da
dayanabilecek şeyim var. Bunlarla ilgili ön hazırlık yapmak çok önemli. Benim dahil olduğum gibi özel kurumlardan gidip arama kurtarma eğitimi alabilirsiniz. Orada arama kurtarma gönüllüsü olarak devam edebilirsiniz. AFAD'ın arama kurtarma eğitimleri var. Bu eğitimlere katılabilir, AFAD gönüllüsü olabilirsiniz. Yapmamız gereken olan hazırlık, bir deprem çantası hazırlamak evde. Çok kolay, basit, yollu. Belki bazı sitelerde çok teferruatlı şeyler vardır ama ilk birinci olarak yanımızda su bulundurmamız lazım. Uzun süre dayanan gıda lazım. Bunlar peksimet tarzı şeyler olabilir, püskürt tarzı şeyler olabilir. Bunlar 1-1,5-2 yıl dayanabilen şeyler. Sularda 1,5 litrelik sulardan 4-5 tane bulundurabiliriz yatağımızın kenarında. Bir tane düdük bulundurmamız lazım. Çünkü sesinizi ulaştıramayacağınız ya da sesiniz kesilebilir ya da bir şeyin altında kalıp bağıramayabilirsiniz. Düdük çalabilmeniz lazım. Hiçbir şey yok. Elinizin altına bir şey geldiğinde mutlaka elinize bir taş, bir cam, ne bileyim bir ayakkabı, bir parçayla kolona ya da duvara ses aldığınızda vurmanız lazım, vurabilmeniz lazım. Bunu bilmeniz lazım, önemli olan. Daha sonra ayrıntılı şeyler var ama su, gıda, düdük, bu üçlü bence orada sizin hem hayatınızı idame ettirebilmem hem de seslenme açısından çok önemlidir. Öldüren deprem değil aslında. Öldüren meğersem ihmalmiş, insanların açgözlülüğüymüş. Çünkü gördük ki bu deprem esnasında sağlam yapıldıysa bir bina, 12-13 katlı da olsa yıkılmıyor. Hani diyor ya, taş sallandıkça yerine oturur diyor ya, bu taş salladı bizi Cenab-ı Allah. Yerine oturmamız lazım bizim. Her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğunu insanlar gördü. Akrabalık, komşuluk, dostluk ne kadar önemli, ne kadar kıymetli bir şeymiş. Bu süreçte insanlar birbirlerine sığındılar. Şu bir gerçek ki, yani biz bir deprem bölgesindeyiz. Yani bu afeti yaşadık. Bu afet başka bir yerde de olabilir. Bazı bölgelerde büyük depremler bekleniyor. O yüzden bu hususta mümkün olduğu kadar tedbirli olmamız lazım. Türkiye'mizin özellikle fay hattı olan şehirleri hemen önlem almaları gerekiyor. Çünkü deprem her an olabilir. Bunu kestiremiyoruz önceden. Orada çalışan işçisi, ustabaşı, mimarı, o işe onay verene, ruhsat verene, ruhsat alanı hepsini belini vicdanına koyar. Kardeşim olmayacaksa hiç acımadan olmayacak kardeşim bu iş. Yani vebali Allah muhafaza bu dünya geçecek. Yoksa Allah muhafaza tekrardan bunun daha büyük acılarını hissedebiliriz.